Başka önemli bir gündem maddemiz var ve bir konuğumuz da var. Hasan Dursun, Evet. KHK'lı eski savcı. Onunla Sanıyorum Türk medyasında göremeyeceğimiz bir haber ama sosyal medyada hafta sonunda oldukça konuşulan ve paylaşılan bir haberdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin aldığı önemli bir kararın detaylarını konuşacağız. Sanıyorum konuğumuz da KHK ile İhraç Savcı ve Hukuk Penceresi Editörü Hasan Dursun. Hasan Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Evet Hasan. Birleşmiş Milletler kararını yorumlamadan önce ben sözü Bülent Bey'e bırakayım. O da merhaba diyecekti sanıyorum. Evet, merhaba Hasan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Bülent Mahmut Bey. Bey, Çok teşekkür ederim. sen sorulara başla istersen, ben arkandan geleyim. Ya da önce kısaca bir özetlemenizi istirham Evet. edelim Hasan Bey. Yani bu karar, çünkü okumamış olan TRT 24'te uzun geniş haberler yapıldı bu konuda ama yine de siz kısaca özetler misiniz? BM ne karar verdi? Hangi kararı verdi? BM İnsan Hakları Komitesi'nin yani verdiği çok önemli bir karar. Daha öncesinde de bu süreçteki davalara ilişkin olarak gözaltı ve tutuklama bağlamında önemli tespitlere karar vermişti. İhlal kararlarına karar vermişti. İnsan Hakları Mahkemesi de bu anlamda sadece bugüne kadar tutuklama ve gözaltına ilişkin hukuksuzluklara dikkat çeken kararlara imza attı. Ama bu kararın özelliği işin esasına girerek karar verilmiş olması. Yani bir nevi delil değerlendirmesi yaparak suç var mı yok mu? Suçta kullanılan delillerin gerçekten ispat değeri var mıdır yok mudur? Bu anlamda bir tespit yapması hasebiyle önemli. Mukadder Alakuş kendisi bir öğretmen. 2018 Eylül ayında yanlış hatırlamıyorsam baylok kullandığı iddiasıyla gözaltına alınıyor. Gözaltına alındıktan bir gün sonra tutuklanıyor. Manisa Arıza Mahkemesi tarafından yargılamasına başlanıyor. Ve Aralık 2018 tarihinde mahkumiyet kararı veriliyor. 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkumiyet kararı verilerek tutuklu bırakılıyor Mukadder Hanım. Mukadder Hanım hasta, ciddi rahatsızlıkları olan birisi. Gerek gözaltında gerekse cezaevinde temel ihtiyaçları karşılanmadığı gibi hastalıklarına uygun tedavisi yapılmıyor. Ve cezaevinde de bu anlamda uygun şartlarda barındırılmıyor. Buna dair çok önemli iddialar ve tespitler var başvuru dosyasında. Mukadder Hanım avukatı vasıtasıyla bu mağduriyetlerini istinaf ve Yargıtay önünde dilendiriyor. Ama maalesef siyasi sahiplerle hareket eden Türk yargısı bu mağduriyetlere yani çözüm bulacak bir karara imza atmıyor. Ve sonrasında Mukadder Hanım'ın 3 tane delille dayanak 3 delille dayalı olarak mahkumiyet kararı Yargıtay tarafından onanıyor. Bunlar nedir? Bir baylok kullandı iddiası. Herhangi bir şekilde içerik tespiti yok. Sadece ve sadece kullandığına dair istihbarat birimleri tarafından düzenlenen bir rapor bu. Yine Bankasya'da hesabının bulunması dayanak olarak gösteriliyor. Son olarak da barışçı bir mitinge katılmış olduğuna dair bir tespit Mukadder Hanım'ın terör örgütü üyeliği için yeterli bir veri olarak kabul edilip mahkumiyetine karar veriliyor. Bu veriler sonrasında Mukadder Hanım avukatı vasıtasıyla Birleşmiş Milletler'e başvuruyor ve sonrasında Anayasa Mahkemesi'ne de başvuruyor. Bireysel başvuru yoluyla bu mağduriyetleri dile getiriyor. Yani süreç bu şekilde, yani tutuklu olan ve delil değeri olmayan verilerle ve mahkumiyet kararının değerlendirilmesi diyelim kısaca. Anayasa Mahkemesi'nden söz etmişken kararda aslında en önemli belki ikinci unsur da o. Anayasa Mahkemesi'nin yeterli ve doğru bir denetleme kurumu olmadığını aslında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi dolaylı olarak kararına yazmış oldu, değil mi? Çünkü Türkiye hani henüz Türkiye'deki iç hukuk süreci bitmedi teziyle itiraz ediyor. Ben yanlış okumadıysam kararı. Evet. Komite ise kararını verirken Anayasa Mahkemesi'ni aslında bir anlamda artık yeterli bir denetleme kurumu olarak görmediğini kayıt altına almış oluyor, öyle mi? Ben doğru mu anlamışım? Kesinlikle doğru anlamışsınız Bülent Bey. Türkiye devleti, hükümet, iktidar bir şekilde temel savunması olarak Mukadder Hanım'ın başvurusunun halen Anayasa Mahkemesi'nde önünde derdest olduğunu, görülmekte olduğunu, buna dair Türk devletinin karar vermediğini, dolayısıyla Birleşmiş Milletler İnsan İç Hakları hukukun Komitesi'nin tükenmediğini. yetkisinin olmadığını söylüyor. Buna dayalı olarak, dayanak olarak da İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını gösteriyor. Hani benzer başvurularda İnsan Hakları Mahkemesi malum kabul edilemezlik karar veriyor. Ancak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi bu olayın özelliklerini nazara alarak herhangi bir şekilde suç teşkil etmeyen ve uluslararası hukuk kriterleri içerisinde suç kabul edilmeyecek bir eylem nedeniyle yine legal olarak faaliyet olarak değerlendirilebilecek bankaya para yatırma, bir mitinge katılma, yine herhangi bir şekilde içerik tespit edilmeyen baylo kullanımından dolayı bir kişinin 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilmesini,
ağır hasta olan bir kişinin cezaevinde bırakılmasına lakayt kalan bir anayasa mahkemesini iç hukuki olarak kabul etmiyor. Yani böyle bir olayda 2 yıldır bekleyen bir dava anayasa mahkemesi önünde daha hızlı hareket etmesini bekliyor devletin. Ve hızlı hareket etmediği için de çünkü çok ayan beyan ve kuş olmanıza gerek yok. Dışarıdan bakan aklı ve vicdanı sağlam bir insanın çok rahat burada bir zalimane bir uygulama olduğunu görmesi gerekiyor. Yani bunu tespit edip bir şekilde bu olay özelinde insan hakları anayasa mahkemesini etkili bir iç hukuki olarak kabul etmiyor ve Türkiye Devleti'nin bu noktadaki tezini reddediyor. Ve diyor ki anayasa mahkemesinin ne karar verdiği beni ilgilendirmez. Burada ağır bir hak ihlali var ve ben bunu tespit etmem gerekir diyerek kararını veriyor. Ki anayasa peki Hasan Bey, özür dilerim. Buyurun. Siz buyurun, ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de benzer hep kararlar gördük ama Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin verdiği kararla aralarındaki farkı sormak istiyorum. Yani yaptırım, tavsiye niteliği, yani nasıl bir fark var aralarında? Mahmut Bey şöyle söyleyeyim, yani normal olarak, teorik olarak baktığımızda Anayasa Mahkemesi'nin, İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararın doğurduğu sonuçlarla İnsan Hakları Komitesi'nin doğuracağı sonuçlar arasında hiç fark olmaması gerekiyor. Ancak hukuk ve demokrasi kültürünün olmadığı bir ülkede düşünün, İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının yeniden yargılama yolu olduğuna dair açık bir hüküm var Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda. Bunu bile değerlendirmeyen, bunun gereğini bile yerine getirmeyen bir devletin, bir iktidarın bu noktada açık bir hüküm olmayan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi kararını uygulamasını beklemek çok çok doğru olmaz. Ama şunu söylemek gerekiyor, kesinlikle etkisi ve sonuçları itibariyle bu sözleşmeleri imza atmış taraf bir devletin uyması gereken iki tane önemli merci gibi değerlendirmek gerekiyor. İnsan Hakları Komitesi'nin kararları da aynı şekilde sonuç doğurması gereken ve bir şekilde direkt gerek mukadder alakuş kararına gerekse benzer tüm davalar için uygulanması gereken bir içtihat, bir örnek bir karar. Dolayısıyla bunun derhal uygulanması gerekiyor. Dediğim gibi normal bir hukuk devletinde ama uygulanır mı sorusu Türkiye şartlarında ayrıca üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Evet. Ya Türkiye'de yani bırakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, Anayasa Mahkemesi'ne bile direniyor mahkemeler. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararlarını uygulamakta ayak diretiyorlar. Ancak Erdoğan'dan bir talimat geldikten sonra Anayasa Mahkemesi'nin üstünde bir hukuk merci haline geldi Erdoğan. Erdoğan izin verirse Anayasa Mahkemesi'nin ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uyguluyorlar. Onun için hani Türkiye'de şu anda herhangi bir kararın sonuç doğurması ya da uygulanabilir olmasını tartışmak çok da şey değil, doğru değil ama şu çok önemli. Bu kararlar kayıtlara geçiyor ve bu verilmiş hükümlerin Yargıtay tarafından onanmış bile olsa bu hükümlerin hepsinin hukuksuz olduğunu bütün dünya hukuk literatürüne geçirmiş oluyor. Ya ve hani bugünle sınırlı düşünürseniz belki bugün sonuç doğurması bence gene de doğuracak. Çünkü yargıçlar, en azından taşrada böyle çok göz önünde olmayan mahkemelerin yargıçları durup düşünecekler. Yani bu iş kötüye gidiyor. Yarın bu verdiğimiz kararların hepsi bizim önümüze suç olarak getirilecek. Çünkü o kadar açık, net ifadelerle böyle kararlar vermenin aslında suç olduğunu anlıyoruz biz. Çünkü çok temel hukuki esaslara direniyor mahkemeler. Yani suç ve cezanın kanuniliği ilkesi. Şimdi mesela İnsan Hakları Komitesi buna atıf yapmış. Hani buna atıf yaparak bir karar verdiğinizde bu kararı, yani değerlendirilen kararı veren insanların hiç hukuk fakültesinde falan okumamış olması lazım. Yani çünkü kanunda yazmayan bir şeyi suç kabul ediyorlar. Kanunda yazmayan bir şekilde onun hakkında ceza veriyorlar. Yani Türkiye hukuk sistemi açısından, yargı sistemi açısından yüz karasıdır bu karar. Adam diyor ki ya sen daha önce hukuk, yani kanunda yazmayan bir suça kanunda yazmayan bir şekilde nasıl ceza verirsin diyor. Ya aslında sen nasıl hukukçusun, sen nasıl mahkemesin diyor. Daha ne desin yani. Bir de Anayasa Mahkemesi ile ilgili. Buyurun siz söyleyin, Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir şey soracağım. Malum Yargıtay şu anda baylok kullanımını sanki böyle cemaat ait bir kimlik kartıymış gibi kullanıyor. Yani diyor ki eğer böyle bir baylok kullandığına dair istihbarat tespiti varsa ben başka bir delile bakmam, doğrudan bunu örgüt üyesi olarak kabul ederim diyor. Ve hükümet de savunmasında bu Yargıtay'la ilgili içtihatlarını Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne sunuyor. Ve aslında İnsan Hakları Komitesi amiyane tabirle dalga geçiyor. Ya diyor siz sadece böyle bir tespitle, içerik olmadan, içerikle beraber somut olayla bağlantı kurmadan bir kişinin nasıl bir sosyal medya uygulamasını kullanmış olmasını delil olarak değerlendirip somut bir veri olmadan mahkum edersiniz. Ben bunu kabul etmekte zorlanıyorum diye hükümete birkaç defa olanak sunuyor. Lütfen bana bilgi ve belge gönder. Mukaddes Alakuş'un gerçekten
silahlı bir terör örgütü üyesi olduğuna ve Baylok kullanımının dışında içerikleri varsa bunları, içeriklerin olması da yetmez bakın. Yani bir de bu içerikler doğrultusunda hareket etmiş olması lazım kişinin. Somut ve bu içeriklerin olması lazım. Terör unsuru taşıması lazım. Evet, terör unsuru taşıması lazım. Yani ve diyor, hükümet bunları bana sunamadı. Demagoji yaptı tabiri caizse. Yani işte, dolayısıyla Yargıtay'ın, hani demin bahsettiğiniz ya, aslında bu karar okuyan içerideki gerçekten bu sisteme angaje olmamış, bu zulmün isteyerek aparatlığını yapmayan hakim savcıların bu karar okuduğunda Yargıtay'ın iştahını ortadan tamamen kaldıran bir Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi kararı var. Diyor ki siz bu iştahata uygun olarak herhangi bir kişiye mahkumiyet veremezsiniz. Bu net ve açık. Yani bankasıya, işte bu legal olarak faaliyette bulunan bankaya para yatırma nasıl bir terör örgütü finansman olabilir? Yani bunu bana izah et anlamında. Demin bahsettiniz yani suçta ve cezada kanun iki kere çok önemli bir şeydir. Hem kanunda hem de uygulamada bir yapılanmanın suç örgütü olduğuna dair bir tespit gerekiyor. Ama 15 Temmuz'a kadar böyle bir tespit yok. Ama siz ta 90'lı yıllara kadar giderek, 2000'li yıllara kadar giderek böyle bir yapılanmayla, Gülen yapılanmasıyla doğrudan ve dolaylı bağlantı olan insanları örgüt üyesi ilan ediyorsunuz. Yani bunu dışarıdan, Türkiye'nin sınırları dışına çıktığınızda kimse izah edemezsiniz. Ancak Türkiye'deki algısal dünyada, hani Matrix dünyasında bir karşılığı var bunun. Ama dışarıdaki real dünyada maalesef bunlar gülünç olarak karşılanıyor. Evet, Anayasa Mahkemesi önünde biriken davaları halletmenin yolunu da buldu. Malum bugünlerde öyle bir uygulama ya da öyle bir yeni komite, komisyon kurulması beklentisi oluştu. Hani bunları pilot kararlarla hızlıca karara bağlayıp insan hakları konusunda Türkiye'ye belki bir adım attırmak gerekirken tam tersini yaptılar. Şimdi OHAL komisyonu gibi bir başka komisyon kuracaklar. Bu da idari bir komisyon olacak büyük çoğunlukla. Anayasa Mahkemesi'ne gidecek başvuruları bir ön elemeye tabi tutacaklar ki bu insan hakları incelemesi pratiği açısından, hukuku açısından baktığınızda kabul edilebilir bir şey değil. Ama buna zaten teslim olmuş, buna angaje olmuş bir Anayasa Mahkemesi'nden de daha ileri bir şey ben şahsen beklemiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim Bülent Bey, Anayasa Mahkemesi'nin malum son zamanlarda Gülen Hareketi'ne ait mensup kişilerin başvurularına yönelik olarak böyle olumlu kararlar verdiğini gözlemliyoruz. Ya ben bu sosyal medyadaki hesabımda sürekli olarak diyorum, bakın bu stratejik bir karardır. Kesinlikle Anayasa Mahkemesi'nin anayasaya dönüş ve oradaki temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan bir karar ve işaret üretmesi mümkün değil anlamında kendimce bir bakış açımı dile getiriyorum ve bu anlamda tepki de aldım oluyor. Ne demek yani, uygun yani pozitif bir gelişme var ancak sen buna karşı karşı duruyorsun anlamında. Bakın bu İnsan Hakları Komitesi kararında hükümetin Ekim 2021 tarihinde yaptığı bir başvuru var. Diyor ki ya bakın Anayasa Mahkemesi etkin bir iç hukuk yolu. Bakın cemaate mensup kişilerin yaptığı başvurularda da uygun kararlar veriyor. Yani Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı her eylem ve karar, bu düşman hukuku uygulanan toplum kesimi için söylüyorum, stratejik bir adımdır. Dolayısıyla bu katliamın uluslararası anlamdaki savunmasını yapmak amacıyla sipariş üzerine oluşturulmuş uygulamalardır ve o dosya münhasır bir şeydir. Yani genelleştirmesi mümkün değil. Yani çünkü Anayasa Mahkemesi'nden suç ceza hakimliklerine, basit savcılıklara kadar teşkilatlanmış ve aynı motivasyonla hareket eden bir yargı mekanizmasının genel itibariyle bir anayasa ve yasal mevzuatla hareket etmesini beklemek gelen nokta itibariyle çok bana makul ve mantıklı gözükmüyor. Kaldı ki bu da benim tezimi destekleyen bir şey oldu. Gerek İnsan Hakları Mahkemesi'nin nezdinde, gerekse Birleşmiş Milletler nezdindeki savunmalarında Türkiye bu seçmece kararları kullanmak suretiyle bakın yargımız çalışıyor, herhangi bir sıkıntı yok. Dolayısıyla bizim iç hukuk meselemiz ve buna dair somut gerekçelerimiz var ki bunları yapıyoruz anlamında bir savunma geliştirmek için verilen bir aparat iktidar eline. Evet, teşekkür ediyoruz Hasan Bey programımıza katıldığınız, bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. Daha sonraki zamanlarda tekrar görüşmek üzere. İyi çalışmalar, sağ olun. İyi çalışmalar, iyi günler.